Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 32. programımızı izleyeceksiniz. Konuğumuz Profesör Doktor Gençay Gürsoy. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Gençay Hoca'yı tanıtacak çok ünvan var ama Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi eski başkanlarından demekle yetinelim. Evet hocam, sondan başlayalım istiyorum. En son 21 Temmuz Cuma günü Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi bir basın açıklaması yaptı ve bu basın açıklamasında özellikle hekimlerin durumunu, sağlık çalışanlarının durumunu özetledi ve özellikle de tabii ki bu KHK'larla birlikte görevden uzaklaştırılan sağlık personeli hakkında bilgiler verdi. Bunlarla başlayabilir miyiz? Tabii. Kısaca lütfen. Aslında tabii ihraç yeni başlamış değil. Yani hekim, sağlık personelinin ve hekimlerin KHK'larla uzaklaştırılması bu son 1,5 ay içinde böyle aralıklarla devam edip giden ve gittikçe sayıları artan bir uygulamaydı. Son galiba basın açıklamasından sonra da Diyarbakır'dan birkaç arkadaş. Evet, basın açıklaması onu da kapsıyor aslında. Kapsıyor muydu? Evet, onlar kapsıyor. Var. Tanesi bizim Merkez Konseyi'nde beraber çalıştık. Evet, hatta şöyle, ihraç edilenler arasında Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nde halen birlikte görev yaptığımız Doktor Ayfer Horasan, halen görevde olan Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi 2, Türk Tabipler Birliği Denetleme Kurulu üyesi olan bir arkadaşımız, Türk Tabipler Birliği ve İstanbul Tabip Odası'nın eski başkanı olan 1, Türk Tabipler Birliği eski 2. Başkanı ve Genel Sekreteri olan bir arkadaşımız, Türk Tabipler Birliği eski Merkez Konseyi üyesi 3 arkadaşımız, Türk Tabipler Birliği eski Yüksek Onur Kurulu ve Etik Kurul üyesi 1 arkadaşımız, süreli bir yayınımızın editörlüğü görevini yürüten bir arkadaşımız da yer almaktadır. Ve buna ek olarak da bu konuda çarpıcı bir olgu son 10 yıl içinde Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı'nı yapmış ya da yapmakta olan 5 meslektaşlarımızın o hal sürecinde ihraç edilmiş olmasıdır. Son olarak da 2 gün önce Diyarbakır Tabip Odası'nın önceki dönemlerde başkanlığını yapmış 3 meslektaşımız gözaltına alınmıştır diyor. Bunlardan bir tanesi de Diyarbakır'da eski başkanlardan biri İnsan Hakları Vakfı'nın başkanı. Başkanı aynı zamanda. Evet. Bu asıl basın açıklamasının ağırlık noktasını bu ihraçlar oluşturdu. Çünkü toplam sayı aşağı yukarı 3315. 3315. Evet, evet, bunun 1960'ı Sağlık Bakanlığı'ndan ihraç edilen hekim, 1355'i de tıp fakültelerinden ihraç edilen. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın toplam yani diğer personelle, idari personelle birlikte 7573 kişi. Evet. Bunu da en son Temmuz ayında geçen hafta basın açıklamasıyla birlikte yayınlanan Demokrasi İçin Birliğin raporundan alıyoruz. Evet. Şimdi tabii bu ihraç edilen arkadaşların yerleri nasıl doldurulur, neler oldu üniversitede bu başlı başına ayrı bir inceleme konusu. Ben birkaç örnek vermekle yetineyim. Lütfen. Mesela Kocaeli'nden uzaklaştırılan, görevden alınan arkadaşlardan bir tanesinin yerine bir öğretim üyesi yoktu benim bildiğim. Yani çocuk nefrolojisiyle uğraşan bir öğretim üyesi arkadaşımız. Profesör ünvanlı. Bir yardımcı doçenti var galiba. O da şu sıralarda yerinde değil. Öyle bir görevde bir yerlere gitmiş. Yani hani ihraç edilirken, uzaklaştırılırken acaba bu boşluğu nasıl dolduracağız falan. Ne iş yapıyorlar? Kimsenin aklına gelmiyor. Yani toplam sayı hiç azımsanmayacak bir sayı. 3000 hekim demek dehşet bir rakam. Yani
tıp fakültelerinden her yıl mezun olanların toplam sayısı bugün nedir bilmiyorum ama bizim zamanımızda işte bazen 100 kişiden ibaret olurdu. Yani mesela bu rakama ulaşmak için bir 10 yıl süreli bir program tasarlamak lazım. Tabii. Bir de bunlar yetişmiş kadrolar. Yani hemen okuldan mezun olup göreve başlayan insanlar değil. Şimdi bunların arasında çok ilginç olan, geçmişte hiç karşılaşmadığımız, mesela uzmanlık sınavına girmiş, kazanmış, uzmanlık süresini bitirmek üzere bir haftası kalmış ya da iki haftası kalmış, neyse. Böyle birkaç arkadaş var. Bunlar uzaklaştırılıyor. Peki tamam, kamu görevinden uzaklaştırdın. Peki uzmanlık süresini, o kazanılmış hakkı hesabını kim verecek? O bugün nasıl telafi edilecek? Bu çocuk ileride bunu yeniden kazanabilecek mi? Bütün bunlar belirsiz. Buna benzer mesela doçentlik sınavına yayınları kabul edilmiş, jürisi belli olmuş, tak diye KYK ile birlikte görevden uzaklaştırılıyor. Görevden uzaklaştırılıyor. Doçentlik süresi de bloke edilmiş oluyor. Yani akademik hayata geçmişte dokunulmazdı. Hatta yani yakın zamanlara kadar ne bileyim öğrenciler böyle üniversitedeki kademe yükseltme meselelerinde falan siyasi iktidar ya da işte Adalet Bakanlığı bir formül bulup bunları sınavlarına sokardı. Şey, imkanlar cezaevinde olsa dahi. Cezaevinde olsa dahi. Evet. Bunlar bitti. Yani bırakın bu anlayışı. Hani ileride nasıl telafi edileceğine dair en ufak bir ışık yok, ipucu yok. Dolayısıyla hak ihlalleri gırla gidiyor. Yani sağlık alanında gelir kazanamamalarını hiç söz konusu bile etmiyoruz. Malum bir komisyon kurdular. O komisyon bir sene sonra ancak faaliyete hala geçti mi geçmedi mi o da belli değil. 7 kişilik bir komisyon. İşte hani muhtemel başvuruların sayısı 100 binleri aşıyor. Ve bunun altından nasıl kalkacak? Geçenlerde bir hesap yapmıştı avukat arkadaşlardan biri. Aşağı yukarı 17 sene falan tutuyor şeyi. Hani bu yasal süreçleri. Bugüne kadar KHK'larla uzaklaştırılan insanların başvurusunun sonuçlandırılması süresi ki onun da düzgün çalıştığını, hakikaten hukuka uygun kararlar verdiğini varsaydığımız takdirde 17 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Basın toplantısı konularından biri hekimlere yönelen şiddet meselesiydi. Bu her basın toplantısında tekrar edilir. Çünkü hakikaten yani insanın biraz hekim olarak da içini sızlatan bir şey. Yani hekime şiddet eskiden bilmediğimiz Hiç bilmediğimiz bir kavram. Son derece saygın bir yeri olan toplumda bu meslek grubuydu. Uzun uzun tartışılması gereken bir sosyolojik fenomen aslında bakarsanız. Yani nasıl başladı, nerede başladı ama yani hiç olmasa şunu söylememiz mümkün. Sağlıkta dönüşüm programının uygulanmasıyla birlikte gündeme gelmiş. Geçmişte tabii ki buna benzer şeyler çok ender olurdu. Yani işte her meslek dalında olduğu gibi şiddet uygulanan hekimler de vardı. Ama yani böyle birbiri arkasına izlenen, benim şimdi hatırladığım mesela ölümle sonuçlanan 3-4 tane en azından şu son dönemlerde hekim arkadaşımız var. Daha gençler, ölümle sonuçlanmayan yaralanmalar vesaire gibi şeyler tonla. Bunun çok tabii açıklamaya muhtaç tarafları var ama benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi sağlığın biraz böyle efsaneleştirilmesiyle birlikte yani teknolojilere biraz aşırı güven, yani her şey, her hastalık tedavi edilebilir. Yeter ki işte hekim gerekeni yapsın ve itina göstersin. Böyle bir anlayış genellikle popüler tıp kültürü bakımından bir yaygınlık kazandı. O zaman mesela bir hastasının başına bir şey geldiği zaman hasta sahibinin aklına gelen ya hekim ihmal etti ya da
para almadığı için yaptı. Yani herhangi bir karşılık almadığı için yaptı. Bu bir şiddetin böyle bir altyapısını hazırlamış oluyor. Gerekçesini hazırlamış oluyor. Evet. Buna benzer tabii hastanenin kendi ya da sağlık sisteminin kendi kusurları yönünden bazı sağlık aksamaları ya da ameliyat sonuçlarının işte kötü olması vesaire gibi şeyler de tabii öfkelendirebiliyor. Ama sonuçta hasta sahibinin hedef olarak gördüğü şey orada hekim. Yani sistem mi bozuk, ilaç mı yok, işte alet mi eksik, hastanedeki altyapı mı çalışmıyor, bunları hiç görmüyor ve doğrudan doğruya hekime yöneliyor. Böyle bir mesele var. Yani evet. 2002 yılında başlayan bir politikadan bahsediyoruz aslında. Evet. Sağlıkta dönüşüm programı AK Parti iktidarıyla birlikte ele alınan ve onun sonucunda da ciddi bir takım değişiklikler oldu. O değişiklikler nelerdir hocam? Yani en temellerini konuşalım. Biraz tabii işi başından özetlemek lazım. Şimdi artık kimsenin pek hatırlamadığı, Türkiye'nin yani Cumhuriyet'in kuruluş döneminden bu yana çok özetle hani kamusal sağlık sistemi diye bir şey vardı. O nasıl yürütülürdü falan bunu bir anımsamak lazım ve anımsatmak lazım. Cumhuriyet'in kuruluşunda Türkiye sağlık altyapısı bakımından felaket durumdaydı. Bunu herkes biliyor. Ve o yani ilk Sağlık Bakanlığı mesela Ankara'nın bir semtinde böyle kiralanmış eski bir binada kuruldu. Adnan adı var. Sağlık Bakanı, ilk Sağlık Bakanı. Halide Edip'in eşi biliyor. Eşi. Adnan adı var. İki kişiyle başlıyor şeye. Bakanlığa. Bakanlığa. Kirayla bir bina. İşte bir iki iskemle miskemle bir yerlerden getiriliyor. O yıllar malum işte mecliste zaten derme çatma bir binada. Ve 5-10 sene içinde Türkiye, Verem Savaş, Sıtma Savaş, Trahom Savaş bir sürü konuda o sıradaki dünya kamuoyunda yankılanan başarılar kazanıyor. Elde ediyor. Elde ediyor. Bu işte 1950'lere kadar falan hatta işte bu tek parti döneminde de devam eden bir faaliyet. Hani köy enstitülerinin baltalanması gibi bu kamusal hizmet. O sıralardaki hizmetin özelliği de şu. Yani devlet hastaneleri var ama asıl koruyucu hekimliğe çok öncelik tanınıyor. Yani devlet kendisi aşı üretiyor. 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda düşünebiliyor musunuz? Bugün esamesi okunmayan şey. Yani o yokluk içinde bayağı kaliteli aşılar. Kuduzlu bilmem şuydu buydu falan. Aşılar Türkiye'de probleme neden olan evet. hastalıklara ilişkin aynen, evet. Sonra aşıları üretiyorlar. İşte 50'li yıllarda bu kamusal hizmet anlayışı bir tarafa itiliyor. İşte muayenehanelere ağırlık kazandırılıyor. Özel sağlık sistemi ufak ufak geliştirilmeye, teşvik edilmeye başlanıyor. İlk özel hastaneler yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Tıp fakülteleri sayısı artıyor vesaire. Ve 50'lerin sonunda da yeniden bir cumhuriyetin ilk yıllarındaki kamusal sağlık hizmetinin daha sistematik bir şekilde uygulanması amacıyla sağlığın sosyalizasyonu rahmetli Nusret Fişek'in öncülüğünde işte Milli Birlik Hükümeti diye tırnak içinde 60 askeri darbesinin kurduğu onun iktidar döneminin son günlerinde işte alelacele bir yasayla bu sosyalizasyon kuruldu. O yıllarda ben tıp fakültesini daha yeni bitirmiştim ve şeyde burslu 60'ların başlarından bahsediyoruz. 63 60 evet mezuniyetim 63. Benim Sağlık Bakanlığı'ndan bursla okuduğum için şeye gönderildim. Sağlık kasaba hekimliği diyelim. Hükümet tabipliği diye tanınırdı. Tam o sırada başlamıştı sağlıkta sosyalizasyon. Ben Van'ın bir ilçesine, Adil Cevaz ilçesinde hükümet tabipliği yaparken hemen bitişikteki Muşlu'da sosyalizasyon başlamıştı. Benim hizmet yaptığım bina yeri toprak, böyle damı akan, felaket bir yer, alet yok, edevat yok.
Gittim, ziyaret ettim. Pırıl pırıl bir sağlık ocağı. İşte sosyalizasyonun başladığı yerde. Bir jipleri var, işte bir hemşire var, bir ebe var. Altyapı sağlam. Altyapı sağlam. Ekip hizmeti yapıyorlar. Aşılar yapılıyor, şu bu falan. Benim orada da işte bilmem 150 kilometre ötedeki benim hekimlik yaptığım yerde ne ilaç var, ne şu var, ne bu var, ne doğru dürüst yetişmiş sağlık elemanı var falan. Bu biraz Türk işte bir 5-10 yıl içinde biraz gelişti, yaygınlaştı. Tam böyle ürün verecek döneme geldi. Malum işte baltalandı. Bu sosyalizasyon lafı bile tabii edilemez hale edilemez geldi. Hale geldi. Neyse işte daha sonra sağlık bu sefer yani işte özel hastaneler devreye girdi. Devlet hastaneleri doğru dürüst finansal destek bulamadılar. Eksiklikler oldu vesaire ve SSK kuruldu. Tabii özel hastaneler yetişmiş doktorların bir kısmını önemli da bir kısmını çekti. Önemli bir kısmını. Dolayısıyla AKP iktidara geldiği dönemde hani mata bir sağlık hizmeti yoktu doğrusu. Yani ama bu yönde yapılan çabalar vardı. Geçmiş deneylerden yararlanma feraseti gösterilebilirdi. Bütün bunlar itildi. Yani, bir de herhalde geçmişin izleri de bütünüyle silinmiş değildi hocam. Tabii. Evet. Tabii silinmiş değildi. Ama yani öyle bir uygulamaya geçildi ki Türkiye'nin ne geçmişte buna ait bir birikimi var ne de hani hala hani ekonomik bakımdan çok sınıflar arası farkın çok ileri olduğu, yoksulluğun yaygın olduğu bir ülkede hani kamusal ağırlığın çok kısa zamanda terk edilmesi gibi bir sisteme gidildi. Ne oldu? İşte geçmişin sağlık ocakları kapatıldı, yerine aile hekimliği getirildi. Aile hekimliği yani toplumsal yapıya uygun ülkelerde oldukça iyi işleyen bir şey. Ama Türkiye hala kırsal alanda özellikle o yıllarda özellikle sağlık yani hizmete ulaşma güçlükleri vardı, bir sürü problemler vardı. Aile hekimliği daha çok kentsel şehirlerdeki ihtiyaçları karşılamak. Evet. Bugün tabii artık yani adı bile anılmaz oldu. Kamusal hizmet söz konusu değil ve çok hekimlik morali bakımından, etiği bakımından çok yıpratıcı bir model getirildi. O da işte döner sermaye üzerinden hekimlere ödeme yapma, yani performans sistemi. Evet. Bu hem şeye aile hekimliği kurumuna hem de daha ağırlıklı olarak bütün tedavi kurumlarının tamamına uygulandı. Çok yani benim TTP başkanlığı yaptığım dönemde bu sağlıklı dönüşüm programının ilk bakanı olan Recep Bey'in ile çok tartışmışızdır bunu ve hakikaten bunun Recep Akdağ'la evet, bir önceki sağlık bakanımız. İki önceki galiba, şimdiki de değişti değil mi? İki önceki. Evet. Bir türlü anlatamadık bunu. Yani hekimlik mesleği, yani hekimlik sağlık hizmeti üretimine parayı kattığınız zaman ve ondan hekime ve sağlık personeline prim vermeye kalktığınız zaman iş çığırından çıkar demiştik. Hakikaten bunlar oldu. Ve yer yer bunu istismar eden sağlık personeli de oldu. Kurumlar en başta istismar etmeye başladı. Hani bir hekim olarak sizden kurumun beklediği iyi hekimlikten çok kuruma ne kadar para kazandırıyorsun, bu olmaya başladı. Bu performans sistemini kısaca bir özetleyelim mi hocam? Neyin performansı bu? Mesela hasta sayısı mıdır? Veyahut da yazılan ilaç sayısı mıdır? Muayene ettiğiniz hasta sayısı. Evet. Her hasta başına şu kadar ücret. Yaptığınız ameliyat, istediğiniz laboratuvar incelemeler,
MR'ı şusu busu falan. Bunların üzerinden size bir prim hesaplanıyor ama kuruma ne kadar kazandırdınızsa onun üzerinden bir prim alıyorsunuz. Şimdi bazı tabii özel hastanelerde de bu uygulanmaya başladı. Orada daha da beter bir şey daha var. Daha da beter, yani. Doğru. Yani doğrudan doğruya laboratuvarla hekim arasında bir cins böyle şey ilişkisi. Ne kadar çok laboratuvara hasta gönderirseniz o kadar çok üzerinden yüzde bilmem ne kadar prim alıyor. Size dönüyor. Evet. Veya ne kadar çok MR çektirirseniz. Mesela işte laboratuvar dediğim MR da buna dahil. Tabii. Bir MR eğer 500 liraysa diyelim, bunu benim işte hekimlik yaptığım dönemlerde bazı laboratuvarlarda %15, %20'si hekime gönderilir diye bir takım şeyler bile yapılırdı. Bu tabii hem hekimlik etiğini çok çiğneyen bir şey, hem istismarı çok çiğneyen bir şey. Öyle bir noktaya geldi ki, yani size bir endikasyon koyduğu zaman bir sağlık kurumu, ya acaba gerçekten buna ihtiyacım var mı, yoksa bunun üzerinden bir kazanç meselesi mi devreye girdi? Bir ameliyat hekim tavsiye ettiği zaman, şu ameliyatı yapmamız lazım size dediği zaman, bir iki kişiye daha güvenilir hekime sormadan insanlar bunu kabul etmez hale geldi. Yani böylece aslında bazı özel hastanelerde duyduğumuz kötü olayların kamu hastanelerinde de bir devamı gibi anlıyorum. Aynen. Yani evet. Yani bu tabii yani ne kadar aksattı bu işleri veya ne kadar istismar edildi bunu hesaplamak kolay değil ama yani hepimizin eski hekimlerin tanık oldukları çok acı şeyler var. Ben bir hasta biliyorum, beyin ameliyatı geçirdiğini söyledi. İşte bize geldiği zaman ben Çapa'da çalıştığım sıralarda inceleme yaptık ki kafatasında en ufak bir defekt yok. Yani iz yok ameliyattan. Yok. Ama dışarıda büyük bir deri skarı var. Deride bir kesi ve oradan dikişle geçirilmiş bir ameliyat olduğu izlenimi alınıyor. Ama kafatası açılmamış. Dolayısıyla beyin ameliyatı yok. Ya hastaya işte tamamen gerçek dışı bir şey söylenmiş ya deri altındaki bir hematom, bir kan pıhtısı çıkarılıp buna beyin ameliyatı, ameliyatı denmiş. Ona göre ücret alınmış vesaire gibi. Yani böyle rezaletler gırla gitti bu dönem içinde. Bunun yanında tabii başarı ya da iyi sonuçlanan şeyler var mı derseniz o da var tabii. Yani müşteri memnuniyeti elbette diye ifade edebileceğimiz hastanın hekime ulaşması kolaylaştı. Evet, randevu sistemi değişti. Randevu sistemi işe girdi. Evet. İşte acil hastalar iyi kötü her yerde olmasa bile o 112 oldukça gelişti. Evet. İşte nerede boşluk var, nerede hastayı yatırabilir meseleleri daha kolay halledilebilir hale geldi falan. Ambulans sistemi iyileştirildi. Ambulansların sayısı arttırıldı. Ve şey yani insanlar eskisine göre, ben eski yıllara göre hekime çok daha kolay ulaşıyorum demeye başladı. Bu da hakikaten bu iktidarın lehine önemli bir puan olarak seçim başarılarının, evet, oy artışının başlıca nedenlerinden biri olarak sürdü. Fakat şöyle bir şey var, yani hekime ulaşmak aslında hastayı, yani müşteriyi tırnak içinde memnun eden bir şey ama sağlık açısından bu her şeyin iyiye gittiğini, hallolduğunu gösteren bir hiç şey değil. Evet. Hatta yani bütün mesele tekrar dönüp dolaşıp hani hekime ulaşmakla bir şey bitmiyor. Bundan sonra sizin tedavi meseleniz geliyor. Özellikle böyle pahalı teknolojilere ihtiyaç duyan, işte kanserdi ya da işte uzun kronik hastalıkların takibi. Bunlar da yani bir kere devreye girdi mi
aile perişan oluyor, yıllar boyunca süren sorunlar yaşıyor. İşte böyle bir sürü problem birbiri arkasından izliyorsunuz. Müşteri memnuniyetinin bazen daha da hani yarardan çok zarar getirdiği de örnekleri var. Örnekleri var. Yani işte bir an önce hekime gidip bir reçete aldığı zaman hasta artık tamam ben tedavi oldum, oluyorum diye bir şeye kapılıp takibi vazgeçmesi, bırakması ya da işte kontrolleri yaptırmaması vesaire gibi şeyler işin içine gidiyor. Tabii son olarak bunun bir de bütün sistemi değiştiren şeyleri devlet hastaneleri yavaş yavaş devreden çıkıyor ve yerine işte bu iktidarın ilk yıllarından beri sözünü ettiği büyük böyle devasa şehir hastaneleri. Oldukça da şatafatlı projelerle. Evet. Evet. Bunlar kurulmaya başlıyor. Evet. Bu şehir hastaneleri meselesine hemen girmek isterim hocam. Çünkü şu anda 30 büyük şehir belediyesinin olduğu kentte entegre hastaneler devreye sokuluyor. Bunlardan bazıları devreye girdi. Yozgat devreye girdi. Şubat ayında Mersin devreye girdi. Devreye girdi derken bütün bölümleriyle halen hizmete alınmış değiller. Bir de Isparta mı galiba? Bir diğeri de Isparta Şehir Hastanesi de Mart ayında. Evet. Devreye alındı. 755 yataklı, Mersin 1250 yataklı, Yozgat 475 yataklı ve bu şehir hastaneleri de yürütülmekte olan sağlıklı dönüşüm programının, projesinin en önemli unsuru olarak. Son aşaması diye. Evet, son aşaması diye. Evet. Şimdi arkadaşlarımız da mesela Yozgat projesini gösteriyorlar. Şu anda belli bölümleri... Bitmiş olan değil mi? Evet, bu bitmiş olan ilk hastane Yozgat. Hemen onun arkasından Mersin geliyor. Mersin'in bu bitmeden önceki son hali diyebiliriz. Evet. Ama şu anda açılmış durumda. Mersin'in projesi ise daha geniş, daha büyük. Mersin projesi en sonunda bu hale gelecek. Bu iki telli yok, mi bu iki telli bu. İki telli bu değil mi? İki telli bu, evet. Koca bir İki telli çok şehir daha... Şehir hastanesinin şehir neredeyse. Evet, bu şehir hastanesi. Tabii ki bu aslında bizim işte şu anda çok dert edindiğimiz ve akıbetini çok merak ettiğimiz Çapa Tıp Fakültesi gibi büyük devlet hastanelerinin... Kent dışına taşınması. Kent dışına taşınarak da böyle bir komplekste birleştirilmesi projesi olarak görülüyor. Nasıl yaklaşıyorsunuz hocam şehir hastanelerine? Valla bu hastanelerin kuruluş amacı biliyorsunuz. Hasta yatak sayısını arttırmak ve evet. İşte dünya standartlarına yaklaştırmak. Aslına bakarsanız Türkiye bu konuda çok büyük problemle yüz yüze değildi bana sorarsanız. Mesela bu rakamlar aşağı yukarı bilinir. Fransa'da galiba Avrupa kıyaslanırsa eğer Avrupa Fransa en yüksek. Ondan sonra Fransa geliyor. Galiba 10 bin kişiye 80 yatak. Almanya'da işte 60 küsür yatak. Fransa, İtalya 35 yatak falan. O sıralarda bizim de 25-26 yatak falan düşüyor. Yani evet. Hani en azından sağlık ülke ölçeğine göre birinci meselesi hasta yatağı bulmak bence değildir. Evet. Yani ama yani sistemin tabii eleştirilecek tarafı sadece bu değil. Dolayısıyla proje 40 bin yatak kapasitesini artırma projesi ki işte 2023'e kadar bunun yapılacağı ifade ediliyor. Bu bir kere model olarak problemli bir model. Yani model derken şehir hastanesi büyüklüğü modeli. İtibariyle büyüklük mi? Başta büyüklüğü evet. İtibariyle. Evet, entegre olması iyi bir şey tabii ama yani bu kadar büyük 1000-2000 yataklı bir hastaneyi şehir dışında
kurmak ve bu hizmeti böyle kentte yaşayan insanların kolay ulaşabileceği bir işlerliğe kazandırmak hiç kolay bir şey değil. Bir ikincisi finansman meselesiyle ilgili çok sözü edilen, medyaya da iyi kötü yansıdı. Ne kadar yansıdı çok iyi kestiremiyorum. Bir iki gazete dışında bunları tabii ortaya atan yok ama ben mesela Cumhuriyet'ten birkaç kere bunu inceleyen yazıları gördüm. Bir kamu özel ortaklığı biçiminde yürütülüyor malum. Ama bunun bazı özellikleri var. Yani işte köprü inşaatlarındakine benzer bir şekilde bir kere işletmeyi de devralıyor yapımcı şirket. Devralıyor. Hastanenin arsasını devlet veriyor. Bir özel şirket bu hastaneyi yapıyor. İçindeki sağlık hizmeti üretimini yine devlet yapıyor. Ama onun diyelim mücavir alanındaki her türlü caizse, hizmeti, her türlü hizmeti otoparkından tutun da işte laboratuvardı, görüntüleme sistemleriydi. Bazı laboratuvar hizmetlerinin yanında ameliyathane, bazı ameliyathanelerin mesela böyle şey isteyen özel yapı isteyen ve dikkat isteyen. Evet, evet. Bunların da özel laboratuvarlara devri söz konusu. Dolayısıyla işletmeye siz devlet olarak 25 yıl süreyle kira ödüyorsunuz. Binanın kirasını ödüyorsunuz. Bu miktar azımsanmayacak bir rakam. Şimdi ben tam söyleyemeyeceğim ama mesela Kayseri Şehir Hastanesi'nin maliyeti 427 milyon. Evet. 427 milyon. Kira 25 yılda ödediği devletin kirası 3 milyar 443 milyon lira. Evet. Yani 25 yıl boyunca siz ödediğiniz kirayla bu binayı ya da yapıyı zaten fazlasıyla finanse etmiş oluyorsunuz. Yani tabii henüz bunların tam kapasiteyle çalışıp verdiği sağlık hizmeti kıyaslayabilecek durumda değiliz ama benim ve Türk Tabipler Birliği'nin izlediği kadarıyla dünyadaki gelişmiş sağlık hizmetlerine yaklaşan bir tarafı yok. Yani bir kere bu kadar büyük yapıların çok sorun yarattığı düşünülüyordu. Bazı tedavi stratejilerine göre dizayn edilmiş daha az kapasiteli hastaneler modeli daha yaygın ve daha yani verim bakımından daha iyi olduğu tezleri ileri sürülüyor doğrusu. Evet, İstanbul'da mesela semtlerde, ilçelerde devlet hastaneleri var. Küçük küçük birimler. İstinye Devlet Hastanesi gibi. İşte kemik hastanesi gibi. Bunlar aynı zamanda özel bir takım hizmetleri, sağlık hizmetlerini veriyorlar. İşte kemik hastanesinde olduğu gibi. Bunlardan insanlar çok rahatlıkla yararlanabiliyorlar, çok rahat ulaşabiliyorlar. Bir de anlaşıldığı kadarıyla bir başka amacı da var bu şehir hastanelerinin. Özellikle Bakan Akdağ'ın 5 yıldızlı otel konforunda diyor. Evet. Hatta bir takım örnekler de vermiş. Hastanelerin Afrika, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetler ve Avrupa'dan hastaları ağırlayacağını belirtmiş. Sağlık turizmi. Burada hem normal tek kişilik odalarımız, hem süit hem de grand süit odalarımız var. Evet. Buraları bir taraftan sağlık turizminde kullanabileceğiz ya da Türkiye'nin en ihtiyacı, Türkiye'de en ihtiyacı olanlara kullandırabileceğiz diyorlar ki yani bunların özel hastanelerden otelcilik hizmetinde oldukça ileri durumda olan özel hastanelerin faaliyetlerinden çok da büyük bir farkı olmadığını anlıyoruz. Aynen öyle. Evet. Bir de yani bir doluluk garantisi veriyor devlet %70 oranında. Hani eğer kapasite dolmazsa oradan işletmenin zarara uğrayma ihtimaline karşı
devlet garanti ediyor. Aradaki farkı ödeyeceğini. Osman Gazi Köprüsü'nü biliyorsunuz hocam. Aynen. Çok az sayıda köprüden geçen araç var. Devlet tabii ki bizden aldığı vergilerle çatır çatır her ay ödemesini yapıyor. Geçsen de geçmesen de. Hatta yani geçmeyenler esas itibariyle ödüyor. Geçenler çok az olduğu için hele ki toplumda. Evet, bir de tabii ki arada bahsettik ama bazı hizmetleri de zaten şimdiden taşeron şirketlere devretmiş vaziyette bu program. Evet. Yani sağlıkta dönüşüm programı uzun zamandan beri işte MR hizmetleri, röntgen hizmetleri işte büyük devlet hastanelerinde tamamen özel şirketler tarafından yapılıyor. Evet. Evet. Sanıyorum kadrosunu da onlar buluyorlar, getiriyorlar veyahut da Sağlık Bakanlığı tarafından atanan kadrolarla çalışıyorlar. Anlaşıldığı kadarıyla bu taşeron hizmete devir artık hastane binasından işte bütün şeylere kadar devam ediyor. Mesela bu hastanelerin özelliklerinden bahsedilirken 4500 araçlık otopark öncelikli olarak ifade ediliyor. Yani oraya... Tam bir şey canım. Yani bir... herhangi bir gayrimenkul şirketinin, herhangi bir gayrimenkul projesinin reklamı gibi Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği bir. Tabii bu arada hiç tabii şey yine medyaya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama Sağlık Bakanlığı hastanelerde bu alternatif sağlık hizmeti adı altında işte hacamattan tutun da akla gelmedik şeyleri hizmetleri işte geleneksel sağlık hizmeti sağaltım yöntemleri adı altında uygulamaya başladı. Bunun şeyi bundan hiç haberim yoktu. Yönetmeliği çıkarıldı. Öyle mi? Tabii. Hacamatın İşte peygamberimizin sünneti olduğu belirtilerek. Dolayısıyla hastalıklar sıralanıyor. Şu hastalıklara iyi gelir diye. Bunun yöntemleri internete girdiğiniz zaman hacamat diye girin. Bütün hepsini karşı bulursunuz. Evet. Soğuk işte, algınlığının bardaklarla, cam bardaklarla çizeceksiniz. İşte şu kadar santilitre kan gelecek onun içine. Onu işte bu insanın kan durumu nedir? Bütün bunlar araştırıldı mı? Bu hizmetin ya da bu metodun hijyenik yönleri nedir falan? Bunlar, bilimselliği nedir? Evet. Evet. Yani evet. Yani iktidarın ideolojik yaklaşımı sağlık alanına da yansıtılmak isteniyor. İsteniyor değil, yansıtılmış durumda. Hocam, Sağlık Bakanı bir vakit de dedi ki yabancı doktorları getiririz. Eğer doktorlar çalışmak istemezlerse, tam gün çalışmak istemezlerse yabancı doktor getiririz. Bir kısım yabancı doktorun da geldiğini ve görev aldığını biliyoruz. Ben bunların sayısı hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum ama işte Türkiye Cumhuriyetler denen devletlerden gelen biraz da böyle Türkçe'ye yakın konuşabilen doktorların çeşitli hastanelerde görev aldıklarını biliyorum. Böyle bir şey mümkün mü Türkiye'de? Bu hani bir şantaj aracı olarak bunu ta bizim zamanımızda da kullanırdı Sağlık Bakanları. Fazla talepkar olursanız işte yerinize iki ay içinde şu kadar hekimi getirebiliriz falan diye. Bu pilot kullanmaya benzemiyor yani. Bu yürümedi. Yani tahmin ettikleri kadar hekim getiremediler. Gelen hekimlerin de performansı çok şüpheli oldu. Yetiştikleri yer bakımından sorunlar oldu. Daha sonra fark ettiler ki bunlar da akredite edilmiş üniversitelerden çıkanlar ancak işe yarar, hekimlik yapabiliyorlar. Çünkü yani sağlık hizmeti
bir kere dil meselesi konusunda tabii çok temel bir öncelik taşıyor. Tabii. Yani her şeyi yaparsınız da hani bir hastayı karşınıza aldığınız bir hastayı tercüman aracılığıyla muayene kolay kolay edemezsiniz. Evet, bir de maliyeti de yükseltirsiniz, bir de tercüman eklersiniz. Medyada sağlık programları var ve bunların sayısı oldukça fazla. Hemen hemen her televizyon da kanalı da bu programları mutlaka yapmak zorunda olduğunu düşünüyor ve gerçekleştiriyor. Ne diyorsunuz? Genel bir çok problemli düşünceniz var mı? Çok problemli. Evet. Ben doğrusu hani böyle gönül rahatlığıyla ya yararlı bir iş yapıyorlar diyebildiğim sağlık programı bugüne kadar hiçbir televizyonda izlemedim. Yani biraz televizyon özürlüsüyüm ben. Çok fazla izlemiyorsunuz ama işte gözüme çarpanların hiçbir tanesi şey değil. Bir kere konuşturdukları hekimlerin birçoğu aynı zamanda özel sağlık alanında çalışan hekimler oluyor. Bunlar işletme sahipleri oluyor. İşletme sahipleri oluyor. Bunlar kendi kurumlarının bu arada reklamını yapmış oluyorlar. Sağlıkla ilgili haberler, yani güvenilir gazetelerde bile problemli. Mesela bir diyelim tedavi yöntemi konusunda böyle pozitif şeyler yazan bir haberi okuyorsunuz. Altında işte doçent bilmem kim hangi özel hastanede bu yöntemi çok iyi uyguluyor diye de haber bitiyor. Özel bir reklam. Bu bir kere başlı başına problem. Tıbbi deontoloji bakımından yasaktır. Yani bu ilişkiler bu basın organına bir çıkar sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Bunları bilemiyoruz tabii ama. Yani, ama en azından ismi zikredilen, referans verilen bir uzman reklam, açısından bir ilan haline gelmiş reklam oluyor. Tabii evet. Yani evet. O anlamda da etik evet. Anlamda yasak olan bir şey artık çok sıklıkla kullanılabilir bir hale geldi. Bir ikinci tehlike de şey, yani popüler tıp kültürü problemli bir şey. Yani hani çeşitli araçlarla internet kullanıcılarının tıbbi bilgilere ulaşması iyi bir şey tabii. Yani ama bunu böyle televizyon programında hele hele böyle biraz işin reklamına kaçan programlarla süslediğimiz zaman kamuoyunda çok yanlış, çok böyle eksik tıbbi bilgiler yüklemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunlar hem sağlık alanına karşı güveni sarsıyor, hem kendi kendine, kendi işte programdan duyduğu bir yolla kendine bir tedavi stratejisi çizip diyelim ki işte gidip karın yağlarını şu şeyde özel hastanede aldırmaya kalkıyor. Bu endikasyonlar nasıl konuyor, ne oluyor, ne bitiyor, doğru düz bir kontrol yok ve bir sürü ciddi probleme yol açabiliyor. Evet. Bir de sağlık alanında yani kamuoyunun bilgisi çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Bazen o kadar yanlış yollara yönlendirebilir ki bunların en önemlilerinden bir tanesi bir kere çok aşırı bir güven duygusu vermesi. Çünkü bu şeylerin, programların hemen hepsi belli bir tıbbi yöntemin ne kadar başarılı olduğunu size anlatıyor. Çoğu böyledir. Evet. Dolayısıyla şeyde, dinleyen de bir şey ya bu tıpta artık her şey hallediliyor diye bir her şey mümkün güven duygusu yaratıyor. Şimdi başa dönersek, hekime evet. Şiddet meselesinde bu da önemli. Son derece önemli. Doğru. Evet, hocam aslında koruyucu hekimlik konusunda size sormam gereken birkaç soru vardı fakat vaktimizi hızla doldurduk. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir başka programımızda da koruyucu hekimlik konusunu dünyadan örneklerle de birlikte sizinle ele almak isteriz. Ben tabii koruyucu hekimlik alanında bir uzman arkadaşı konuşturmayı tercih ederim. Ben doğrudan alanım diye benim. Evet. Ama o zaman üçlü yaparız programa. Mesela. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkür. Evet efendim.
İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Konuğumuz Profesör Doktor Gençay Gürsoy hocamızdı. Gelecek hafta pazartesi günü saat 16'da 33. programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.